Geldin. Söz verdiğim gibi pazar hikayelerinde bugün ilk hikayemizi sizlerle paylaşıyorum. Bunlar dediğim gibi aktifliğin yanında pasif olarak da çalışabileceğiniz hikayeler. İçerisinde Türkçe açıklamaları bulunacak. Bu sebeple dilediğiniz kadar dilediğiniz yerden dinlemeniz mümkün. Öncelikle ben hikayeyi okuyacağım. Ne kadar anladığını test edebilirsin. İspanyolcan yoksa hiç önemli değil. Sadece dinleyip telaffuza dair bir fikir edinebilirsin. İlerleyen süreçlerde ne kadar çok dinlersen, ne kadar çok alıştırma yaparsan İspanyolcanın da o kadar gelişeceği öngörülmekte. Daha sonrasındaysa tekrar hikayeyi okuyacağız. Bazı sorularımız var bugünkü hikayemizde. Onlara cevap vereceğiz. Bu sebeple ben hikayenin uzun olacağını, videonun uzun süreceğini düşündüğümden yan tarafa bir tablo oluşturacağım. Böylelikle dilediğin dakikaya, dilediğin aşamaya giderek oralardan hikayeyi dinlemen mümkün olacak. Hikayelere destek vermek istiyorsan kanala abone olabilirsin ve ben video attığımda haberdar olmak için de zile basıp bildirimleri açman mümkün. Hikayeye geçmeden önce şuna değinmek istiyorum. Şimdi bazı fiillerde bu üçüncü kişiye göre çekimlenmiş böyle olur, şu anlama gelir, eril dişilikten böyle olur gibi açıklamalara gireceğim. Başlangıç seviyesindeki bir insan, kendi başına hiç çalışma yapmamış bir insan bunlar nereden geldi, nereden çıkıyor, bu ne böyle diye düşünebilir. Hiç merak etmesin, dinlemeye devam etsin. Dinledikçe, biz yeni hikayelere geçtikçe bunlar teker teker oturacak, tamam mı? Bu ne böyle, bu nereden gelmiş, benim seviyemi aşıyor diye düşünmeyin. Haliyle siz aktif bir çalışma yapmadığınız zaman evde bunların size zorluk çıkarması mevcut. Çünkü benim göstereceğim her fiilin, her konunun ayrıyetten oturulup çalışılması gerekiyor aslında. Ama ben pasif olarak çalışarak da İspanyolcanızı geliştirebileceğinizi düşünüyorum ve inanıyorum buna. O yüzden dinledikçe, yeni hikayelere geçtikçe, daha çok kullanım gördükçe bunlar oturacaktır. Hiç merak etmeyin. İlk hikayemiz Jose'nin hayatı. Minik bir hikaye okuyarak başlıyorum. Jose es un chico de España. Él es español. Él vive en Asturias, una zona que está al norte. Jose vive muy cerca de la playa porque él vive en Gijón. Es una ciudad que tiene playa. Jose va todos los días a la playa. A José le gusta mucho hacer deporte. Él corre todos los días 10 kilómetros por la playa. José también hace surf. Él tiene una tabla de surf. A José le gusta mucho Gijón porque puede hacer muchas cosas. José tiene muchos amigos. Ellos van a la playa cuando salen de la escuela. La arena de la playa es muy fina. La mejor playa de Gijón es San Lorenzo. En esta playa hay gente todo el año. José y sus amigos van muchas veces a San Lorenzo. Bu ilk aşamamızdı. Ne kadar anladığını şöyle küçük küçük kenara not alabilirsin. Şimdi ben tek tek kelime kelime açıklayacağım. Bakalım daha sonrasında ne kadarını anlaman mümkün oluyor. Öncelikle bu hikayelerde şöyle bir sıkıntı var. Nasıl ki biz Türkçe'de o Jose, o İspanya'da, o şöyle yapıyor, o bilmem ne demiyorsak, yani o Jose İspanyalı, bir sürü arkadaşı var diye o'yu çıkartıp devam ediyorsam, İspanyollar da aslında konuşmada aynısını yapıyorlar. Hikaye de tamamıyla Jose'ye ait bir hikaye olduğu için sürekli o diye atıf yapmak istemiyorum. Biraz yapay duruyor çünkü. O yüzden onları çıkaracağım hikayeden. Daha böyle doğal bir hikayeymiş gibi okuyalım istiyorum. Bu hikayelerde ben mümkün olduğu kadar isim, sıfat, zamir, edat vesaire şeklinde bilgiler vermeyerek, hani belki Türkçe dil bilgisi zayıf olanlarınız için de basitçe anlayabileceğiniz bir açıklama yapmaya çalışacağım. İlk cümlemizi ele alacak olursak, José es un chico de España. Teker teker gidelim. José zaten özel bir isim, çocuğun adı. Es, ser fiilinden gelmekte ve Türkçedeki olmak eylemine tekabül etmekte. Nasıl ki Türkçede mak, mek eklerini çıkarıp, yani ben gelmek, sen gitmek, o uyumak demiyorsam, ben geldim, sen gittin, o uyuyor şeklinde kişiler ekliyorsam, zamanlar ekliyorsam kendimi açıklayabilmek için, her dilde de bu geçerli. O yüzden ben bu ser eylemini öyle olduğu gibi bırakmıyorum ve bunu Jose'ye göre çeviriyorum. Nasıl çeviriyorum? Geniş zamanda çeviriyorum. Bu hikaye geniş zamanda anlatılan bir hikaye. O yüzden serin çekimlerinden es'e gidiyorum. Es, o olmak demek çünkü. Jose, olmak. Un,
Bunun bir anlamına geliyor arkadaşlar. İspanyolca'da kelimeler eril ve dişil olarak ayrılıyorlar. Bu sebeple de buna gelen her şey, bunlarla bir bütünlük, bir grup oluşturan diğer kelimeler, diğer ekler, her şey eril ve dişil olarak ayrılacaklar. Chico'ya geliyorum. Chico, çocuk demek, erkek çocuk demek. Bu erkek çocuk olduğu için buradaki birin bu çocukla uyum sağlaması gerekecek. Un chico, bir çocuk. İspanya zaten İspanya. De bize den anlamlarını, bir yerden, bir şeyden anlamlarını verecek. Türkçe'de biz bunu sona ekliyoruz. İspanyolca'da kelimelerin başına ekleniyor. O halde toparlayacak olursam. José, olmak, bir çocuk, İspanya'dan. José, İspanya'dan, yani İspanyalı bir çocukmuş. Es, español. Es, o olmak. Espanyol, İspanyol. Yani o olmak İspanyol. O İspanyoldur. Vive en Asturias. En bize bulunma halini verecek. Evde, işte, okulda, kütüphanede. Vive, vivir eyleminden geliyor ve yaşamak anlamına geliyor. Yine serde yaptığımızı bizim vivir eyleminde de yapıp bunu José'ye göre çevirmemiz gerekiyor. O yüzden de o yaşıyor Asturias'ta. Yani José İspanya'dan bir çocukmuş, İspanyolmuş, virgülle ayrılmış, devam ediyor. Una zona, zona bölge demek. Genellikle kelimeler A ile bitiyorlarsa dişil, O ile bitiyorlarsa eril oluyor. Genellikle yalnız bunun çok fazla istisnası var. Başta gördüğümüz bu un vardı ya, onun bir de dişil hali var demiştim, una var demiştim. İşte bu una diye kullanılıyor burada bir bölge demek için. Çünkü neden? Sona dişil bir kelime. Una sona. K ile bağlamış. Şimdi şöyle. K'yi biz Türkçedeki ki olarak düşünebiliriz. Tek tek kelime kelime gittiğimizde tabii ki de böyle değişik sıralamada olan Türkçe bir anlam çıkacak. Daha sonra onun anlam bütünlerine bakmamız gerekiyor. Çünkü İspanyolcanın cümle sıralaması, İspanyolların düşünme mantığı bizimkinden farklı. O yüzden ben bunu ki olarak alacağım. Okumada kolaylık kazanın diye. Una sona. Bir bölge. Ki. Esta, esta, estar eyleminden geliyor. Yine olmak anlamına geliyor. Bizim Türkçemizde bir tane var. İspanyolca'da iki tane var. Olmak anlamına gelen. İngilizce bilenleriniz için ser ve estar İngilizce'deki to be fiiline denk geliyorlar. Estar'ı da demek ki ben ne yapmam lazım bu sefer? Bu şehre göre çekimlemem gerekiyor. Al norte, kuzeyde demek. Bu arada en norte diye Türkçe'ye çevirdiğimizde kullanmamız gerekirdi değil mi? Kuzeyde, kuzeyde bulunmak diye kullanmamız gerekirdi. Ama bunlar çoğunlukla uyum sağlasa da bazı yerlerde farklılık gösterecek. O yüzden en norte değil al norte olarak kullanıyorum. A normalde yönelmedir. A casa, eve. Al trabajo, işe, okula, arabaya şeklinde yönelmelerde A'yı kullanıyorum. Burada bizim tam Türkçemizde uyuşmayan bir kullanım görüyoruz. Problem değil. Al norte, kuzeyde demek. Esta, olmak. Ne olmak? Üçüncü kişiye göre ele almış. Yani diyor ki una zona bir bölgedir ki olmak kuzeyde. Yani kuzeyde olan bir bölgeymiş. Vive muy cerca de la playa. Playa, plaj demek. İspanyolca'da isimler bazı türdeki kelimeler diyeyim. Böyle eklere sahip, artikulo, artikel diye geçen bu tarzda eklere sahipler. Un, una dediğimiz şeyler bizim belirsiz olduğunda kullandığımız, yani işte İspanya'dan bir çocuk, kuzeyde bir bölge şeklinde kullandığımız. La'da ise artık belirli, yani bilinebilecek, karşı taraf tarafından algılanabilecek zamanlarda kullandığımız ekler diyeyim. Oradaki plajın herkes tarafından bilinebileceği düşünüldüğünden la playa şeklinde kullanmış. Cerca yakın demek. Muy çok demek. Muy cerca çok yakın. O zaman vive yaşıyor demiştik. Yaşıyor çok yakın de den'dan anlamına geliyordu. Den la playa. Plajdan çok yakın bir şekilde yaşıyor. Gördüğünüz gibi yine bizim Türkçemize uyuşmayan bir kullanım var. Çünkü biz plaja yakın diye kullanırız. Değil mi? Bizim için bir yönelmedir. Ama İspanyollar bir yerden yakın olmak, evden, parktan, plajdan yakın olmak şeklinde kullanıyorlar. O yüzden cerca de edatıyla, de ekiyle birlikte kullanılan bir sıfat, bir kelime. O yüzden diyor ki José yaşıyor çok yakın plajdan.
plaja çok yakın yaşıyormuş. Porque, porque çünkü anlamında. Vive, yaşıyor. En, bulunma, neyde bulunuyormuş bakalım. Gijón. Bu ne kadar kötü bir kelime ya. Gijón'da yaşıyormuş. Devam ediyorum. Es, o olmak dedik. Dırdır anlamına geliyor. O olmak. Una, ciudad. Ciudad, şehir demek. Una'yı kullanmışım ben burada. Eğer una'yı kullandıysam bir demekti ve bir şey için kullanılıyordu. O zaman ciudad kelimesi dişil bir kelime midir? Maskülen bir kelime midir sizce? Yoksa dişil, feminen bir kelime midir? Dişil bir kelimedir. O yüzden una'yı kullanıyorum. Es una ciudad. O bir şehir olmak. Que açıklıyor ki o bir şehirdir ki. Tiene playa. Playa, plaj demekti. Tiene, tener eyleminden geliyor. Tener'in geniş zamandaki çekimleri. Tengo, tienes, tiene, ta 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 diye devam ediyor. Tiene, tener eyleminden geliyor. Sahip olmak, malik olmak diye çevriliyor. Lakin biz Türkçemizde kardeşe sahibim, sen çocuklara sahip misin diye kullanmayız. Benim var, senin var, oranın var şeklinde kullanırız. O yüzden birinin bir şeyinin olması, varlık yani bir mevcudiyet ve kişiye aitlik söz konusu tener eyleminde sahip olmak şeklinde de düşünebilirsiniz yine de. Tiene var yani onun varmış. Neyin var? Şehrin var değil mi? Şehirden konuşuyorum hala. Playa. Plajı olan bir şehirmiş. Yani diyor ki o olmak bir şehir ki sahip plaja. Plaja sahip olan bir şehirmiş. Gijón. Se kahramanımız. Ba. Todos los días a la playa. Playa. Plaj dedik. La diye kullandım. Çünkü neden? Bu Gijón şehrindeki plajdan bahsediyorum. Belirli bir plaj olduğu için la şeklinde kullanıyorum. A da demiştim. Şu al norte'de belirtirken yönelme demektir. Değil mi? A la playa. Yani plaja. Los días. Şimdi yukarıda görmüştük ya la playa diye. Bu bir belirtici bir şeydi. Los da onlardan olup çoğul halde kullanılan belirtici bir ek, artikel. Bunları internetten detaylı olarak bakmak isterseniz İspanyolca artikeller şeklinde aratabilirsiniz. Todo bütün demek. Şimdi todo, todo bütün demek. Bunlarda ne demiştim? Eğer bir isim erilse ya da dişilse ya da çoğulsa ya da tekilse ona eklenen, onunla grup oluşturan diğer kelimelerin de onlarla aynı şeyde olması lazım. Yani dia A ile bitmesine rağmen eril bir kelimedir arkadaşlar. Bu sebeple todo şeklinde kullanmış. Toda şeklinde kullanmamış. Aynı zamanda días çoğul olduğu için çoğulluk S harfiyle yapılıyor. Todos'un da çoğul olması gerekiyor. İspanyollar bizim Türkçe'de yaptığımız gibi sık sık sesi korumaya çok dikkat ediyorlar yani. Çok özen gösteriyorlar sese. O yüzden bunların bir bütünlük oluşturması gerekiyor. Los da yine aynı şekilde. Todos los días. Hoş. A José le gusta mucho hacer deporte. Bu gustar eylemi. Gustar eylemi bizim düşündüğümüzden çok çok daha farklı bir şekilde algılanıyor İspanyollar tarafından. O yüzden de öğrencilerin en çok zorluk çektiği fiillerden birisi. Hatta çoğu öğrencim daha öncesinde gördüyse eğer ezberlemiş olarak geliyor derslere. Daha sonra mantığına giriyoruz. Biraz zorluyor bizi ama yapabileceğinizi düşünüyorum. Geliyorum, başlangıca dönüyorum. Deporte, spor demek. Hacer, yapmak eylemi. Hacer deporte, spor yapmak. Mucho da çok demek. Muy ve mucho arasında şöyle bir fark var. Mucho'yu biz isimlerle kullanıyoruz. İsim dediğimiz nedir? Bir kelime nasıl sorusuna cevap vermiyorsa isimdir arkadaşlar. Yani mesela koltuk. Nasıl? Koltuk. İyi koltuk, eski koltuk, rahat koltuk şeklinde kullanmadım değil mi? Koltuk şeklinde kullandım. O zaman nasıl diye sorduğumuz zaman bize böyle anlamlı bir cevap vermiyorsa ben muyla değil, mucho'yla kullanıyorum. Bunun da yerine göre değişecek. Mucha olabilecek, muchos, muchas olabilecek. İlerleyen zamanlarda gördüğümüz hikayelerde onlara değiniriz. Le gusta. Şimdi şöyle, biz ne deriz mesela? Uyumak. Uyumaktan hoşlanırım deriz. Ya da işte benden hoşlanıyor musun deriz. Ne yaparız yani? Gustarla kullandığımız kişiye yaptırırız o eylemi.
Mesela ben uyumaktan hoşlanırım. Kim yapıyor eylemi? Hoşlanmak eylemini ben yapıyorum çünkü. Çünkü ben hoşlanıyorum. İspanyollar böyle düşünmüyorlar. İspanyollar benim yani hoşa giden bir şey varmış gibi düşünüyorlar. Şöyle uyumak hoşuma gider. Ben yapmıyorum. Bak ben olduğum yerde duruyorum. Uyumak eylemi benim hoşuma gidiyor. Aksiyonu uyumak eylemi yapıyor. Ya da mesela senden hoşlanıyorum. Tamam mı? Ben Türkçe'de ben senden hoşlanıyorum. Eylemi ben yapıyorum. Ama İspanyolca'da ben olduğum yerde duruyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sen öyle gelmişsin. Benim hoşuma gidiyorsun. Tamam? Bu şu gördüğünüz le, le gusta'daki le, ona anlamına geliyor. Bunu her gördüğünüzde ona şeklinde düşünebilirsiniz. Le gusta, ona gidiyor değil mi? Jose'ye gidiyor. Zaten a Jose demiş. Jose'ye bir yönelme var. Ona gidiyor. Çok spor yapmak. Yani çok hoşuna gidiyormuş spor yapmak. Corre, correr eyleminden geliyor. Yine ona göre çevirmişim. Koşuyor. Todos los días, her gün demiştik. Diez, zaten sayıyla yazmışım. Kilometros, kilometre. Bunu neden kilometros yapmışım? Çünkü diez birden fazla olduğu için, çoğul olduğu için ne yaptık? Grup oluşturacak şekilde aralarında bütünlük sağladık. Por la playa. Playa, plaj demiştik. Bilinen bir plaj artık bizim için. Por dediğimizde üzerinden demek. Yani o civarda demek. Por birçok anlama gelecek. İlerleyen zamanlarda görürüz. Buradaki anlamı üzerinden demek. Yani plajda, plajın oralarda 10 kilometre koşuyormuş her gün. También aynı zamanda demek. Tampoco da negatifi. Umarım bir gün görürüz. Hace yapmak demekti. Jose'ye göre çevirmiş. Hace, Jose yapıyor. Surf. Surf yapıyormuş aynı zamanda ayrıca. Tiene, onun var demiştik yukarıda. Tabla de surf. Buradaki de mesela bizdeki böyle isimler bazen grup oluştururlar, tamam mı? Bunlara isim tamlaması denilir. Yani mesela kapının kolu olur. İşte arabanın kapısı olur. Dilan'ın kardeşi olur. Bunlar birlik oluşturan, bir grup oluşturan kelime bütünlükleridir. Tabla de surf da bu surf tahtası. Tabla oradaki tahta anlamına geliyor. De surf, surfün tahtası. Tamam mı? Surf tahtası. Una da neden kullanıldı? Bir demekti ve tabla dişil bir kelime olduğu için a ile bitiyor ve bizim genel kuralımıza uyuyor gördüğünüz gibi. Yani tiene onun var. Una tabla de surf. Bir surf tahtası. Yine söylemiş. A Jose le gusta mucho. Ne demiştik? Jose'nin çok hoşuna gidiyormuş. Gijón. Gijón şehri. Jose'nin çok hoşuna gidiyormuş. ¿Por qué? Çünkü puede hacer muchas cosas. Cosa şey demek. Cosas diye kullandıysa ne anlama gelir? Şeyler. Muchas, mucho, mucha, muchos, muchas. Bunlar ne demekti? Çok demekti. Neden muchas diye kullanmış? Muchas, cosas. Bir bütünlük sağlamak için kullanmış. Hacer ne demekti? Yapmak. Puede. Puede, poder eyleminden geliyor. Şimdi bizim Türkçe'de şey var. Uyuyabilirim, gelebilirim, gidebilirim. Böyle yeterlilik belirttiğimiz şeylerde fiile hop kaydırıveriyoruz. İspanyolca'da öyle değil. İspanyolca'da bağımsız bir fiil oluşturuyor. Tıpkı İngilizce'deki can fiili gibi. Puede'yi Jose'ye göre çevirdiğime göre demek ki o bir yeterliliğe sahipmiş. Bu puede'yi Jose'ye göre çevirdim. Hacer'e dokunmayacağım artık. Neden? Çünkü benim amacım fiil kim tarafından yapılıyor? Aksiyon kim tarafından yapılıyor? Ne zaman yapılıyor? Bunları vermek. Ve ben bunu poder'le puede diyerek Jose'ye göre göstererek zaten vermişim. Tamam? Puede hacer yapabilir. Muchas cosas birçok şey. Tiene onun var. Muchos amigos. Bunu artık yaparsınız diye düşünüyorum. Amigo arkadaş demek. Birçok arkadaşı var. Tamam mı? Çok fazla arkadaşı varmış. Çünkü amigo, amigos oluyorsa arkadaşlar. Çoğula dökmüşüm. Mucho, muchas o oralardaki bir şeyler. O yüzden muchos amigos çok arkadaş demek. Tiene de onun var demekti. Ellos, ellos onlar demek.
ban, şuradaki ba vardı ya, gitmek. Onu açıkladık mı? Ay, unuttuk galiba. İr eyleminden geliyor, gitmek anlamına geliyor. Jose'ye göre ba olmuştu, onlara göre de ban oluyor, tamam mı? Onlar gidiyorlar çünkü. A la playa, plaja. Cuando, zaman ki. Buradaki cuando'da tilde yok. Daha önce çalışanlarınız varsa eğer. O yüzden ne zaman gibi bir soru yaratmayacak bana. Zaman ki diye bir cümle bağlama aracı. Tamam mı? Ellos van a la playa. Plaja gidiyorlar. Cuando, zaman ki. Salen, salir eyleminden geliyor. Daha önce görmedik, çıkmak anlamına geliyor. Salir eylemi ellos'a göre çekimliyorum. Salen, onlar çıkıyor. De la escuela. Escuela. Okul demek. Niye la diye kullanmış? Escuela a ile bitiyor. Dişil bir kelime. Bilinen bir okul. Niye? Onların okulu çünkü. De la escuela. Okuldan. Yani diyor ki onlar gidiyorlar plaja zaman ki çıkıyorlar okuldan. Yani okuldan çıktıkları zaman plaja gidiyorlarmış. La arena. Arena kum demek. Neden la arena olmuş? Arena dişil çünkü. Neden la? O plajdaki kum. Belirli bir kum. O yüzden. De la playa. Playa plaj demekti. Ne yaptık? Yine bir grup oluşturduk değil mi? Bu de ile birlikte. Plajdan kum değil. Plajın kumu. Buradaki de farklıydı. Tıpkı yukarıdaki ne gibi? Playa de. Dur kız, o değil. Oraya daha varmadık. Neyse yukarı, ha, una tabla de surf gibi. Surf tahtasıydı değil mi? Surf'ün tahtası. Öyle bağlıyordum. Plajın kumu. Es ne demekti? Yukarıdaki Jose es un chico de España gibi. Ya da es español gibi. Es o olmak demekti. Es'dır yani. Muy fina. Fina ince demek arkadaşlar. Sal fina mesela, tamam mı? İnce tuz. Bunu kullanabilirsiniz. Yani demek ki ne diyor? Plajın kumu diyor. Çok ince diyor. La mejor playa. Mejor daha iyi demek. Tamam mı? Bien iyi, mejor daha iyi. La mejor diye başına la ya da el getirdiği zaman en'e çıkıyoruz artık. En'lere oynuyoruz. La mejor playa. En iyi plaj. De Gijón. De ile bağlamış. Gijón'un en iyi plajı es olmak San Lorenzo. Bu da artık özel isim. Nesta playa. En ne demekti? Bulunmak. Esta bu demek. Tamam mı? Esta playa. Bu plaj da. En çünkü değil mi? Bulunuyoruz bu plajda. Ay haber eyleminden geliyor. Var olmak demek. Tenerle arasındaki fark bunun hiçbir kişiye ait olmaması. Yani evde bir telefon var dersem kime ait olduğunu bilemem. Değil mi? Ama benim telefonum var dersem, senin telefonun var mı dersem bunlarda bir kişiye aitlik vardır. Demek ki burada genel bir mevcutluk söz konusu. En esta playa, bu plajda. Ay var. Gente, gente insan demek. Casi termino. Gente, insan demek. Todo, bütün. El año. Año, yıl demek. El año, belirli bir yıl. Todo el año. Todo, bütün demekti. El año, belirli bir yıl. Bütün yıl boyunca. Tamam mı? Yıl boyunca. Bütün yıllar değil. Todos los años değil. Yıl boyunca. Bütün yıl. Tamam. Bu plajda bütün yıl insanlar varmış. Jose y sus amigos. Amigo neydi? Arkadaş. Amigos ne olur? Arkadaşlar. Sus amigos. Onun arkadaşları. Tamam mı? Su onun demek. Ban gidiyorlar. Çünkü neden? Ellos ban'da da görmüştük bunu. Beth kez demek. Beth'ez kezler demek. Seferler demek. Muchas veces. Yani birçok seferler, birçok kez. A San Lorenzo. San Lorenzo ya. Birçok kez gidiyormuş Jose ve onun arkadaşları. Jose es un chico de España. Él es español. Él vive en Asturias, una zona que está al norte. José vive muy cerca de la playa, porque él vive en Gijón. Es una ciudad que tiene playa. José va todos los días a la playa. A José
Le gusta mucho hacer deporte. Él corre todos los días 10 kilómetros por la playa. José también hace surf. Él tiene una tabla de surf. A José le gusta mucho Gijón porque puede hacer muchas cosas. José tiene muchos amigos. Ellos van a la playa cuando salen de la escuela. La arena de la playa es muy fina. La mejor playa de Gijón es San Lorenzo. En esta playa hay gente todo el año. José y sus amigos van muchas veces a San Lorenzo. Sonuna geldik. Yorumlarda neler düşündüğünüzü, işe yarayıp yaramadığını, işte ne kadar sıklıkla dilediğinizi ya da bana ne bileyim ayrıyeten bir şey istemek isterseniz bunları belirtebilirsiniz. Çok sevinirim. Ben güzel vakit geçirdim. Umarım sizler de beni dinleyerek İspanyolcanızı güzel güzel, keyifli keyifli geliştirebiliyorsunuzdur. Hepinize çok teşekkür ediyorum efendim. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Onları da video geçiş ekranında, bitiş ekranında bulmanız mümkün. Kendinize iyi bakın. Haftaya pazar görüşmek üzere.